Günaydın. Herkes buradaysa başlayalım. Herhalde hazırız. İyi bir hafta olsun hepimize. İyi bir hafta olsun. Artık hani böyle çok araya söylediğimiz dileklerden biri haline geldi. Daha önce de konuştuk. Her haftaya iyi olsun diye başlıyoruz ama sadece bizde değil, bütün dünyada haftanın iyiliği, bırakın haftayı, günün, hatta onu da bırakın saatin iyiliği bile tartışılır hale geldi. Hafta sonu, cuma akşamı bütün dünya Paris'te yaşanan katliamla saldırıyla sarsıldı. Böyle bir hale geldi ki iş, hani dünyanın hiçbir yerinde güvende değilseniz sizi artık herkesin kafasına iyice yerleştirilmeye başlandı. Her an terör her yerde gelir, sizi bulur anlayışı yerleşmeye başladı. Ama bir yandan da bizim de içinde bulunduğumuz, coğrafi konum itibariyle içinde bulunduğumuz, Müslümanların yoğun yaşadığı coğrafya artık parmakla daha net halde terörist olarak gösterilir hale geldi. Neden? Nedeni son derece açık. 11 Eylül saldırılarıyla belki ilk kez karşılaştı dünyanın ve ardından pek çok örnek olay sayılabilecek. Maalesef son olarak da Paris'te yaşanan katliamın anlatılacağı örnekler. Sanırım bahsedeceksiniz ama Beyrut'ta olan katliama da sessiz kalındı. Bakın, bir acı diğer acıyla yarıştırıldığı sürece hiç kimsenin hiçbir yere ilerleme şansı yok. Önce bunu söyleyelim. Eleştiri olmayacak mı? Olacak. Evet, Beyrut'ta. Sadece Beyrut'ta yaşanan katliama değil, Ankara'da yaşanan katliama da seyirci kalındı. Bütün dünyadan yalandan birer cümlelik mesajlar yayınlanmadı mı sadece? Evet. Ama bu orada bir katliamı kınarken anlatacağımız cümleye ama diye başlamamızı gerektirmemeli. Oğlum, bunu bir kenara bırakalım. Lütfen söyleyeceğimi başka bir açıdan dinlemeye çalışın. Bütün dünyada parmakla gösterilir hale gelmiş bir coğrafyada yaşıyoruz artık. Bu çok tehlikeli. Gerçekten çok tehlikeli. Neden? Çünkü bu algı, yayının başlığında da gördüğümüz gibi, artık bizzat Müslümanların eliyle yerleştirilmeye başlandı. Şimdi pek çok izleyici şuna itiraz edecek. Bütün dünyada terörü sadece Müslümanlar mı yaşatıyor? Mesela Almanya'daki ırkçı eylemler, Norveç'te yaşanan o yaz kampındaki büyük katliam ya da Amerika'daki okul saldırıları, bunlar hep Müslümanlar mı yapıyor? Hayır, değil. Ama toplu eylemlerle, ya ne anlatıyorsun abicim ya, bir de espri yaptığını falan düşünüyor herhalde. Toplu eylemlerle bütün dünyanın dikkatini çekerken İslami sembolleri kullanan, bunları kullandıktan sonra da İslami coğrafyada maalesef tepki almayan bir terörden bahsediyoruz. Neden tepki almayan diyorum? Hiç kimse açık açık çıkıp ortaya, ya Yılmaz Özdil'in ne dedi, beni hiç ilgilendirmiyor, hiç de ilgilendirmedi, kusura bakmayın. Hani bugünün demokrati ama insan hakları konuşulduğu zaman insanlara eşek diyebilecek, katır diyebilecek bir adamla ne dediğiyle çok fazla ilgilenemiyorum, çok özür dilerim. Bugünün dünyasında herkesin aklında kalan bu saldırılar, sadece bu saldırılar değil, arkasından konuşulanlar, arkasından söylenmeyenler asıl belirleyici hale geldi. Neden biliyor musunuz? Ankara katliamının ardından katliamı farklı kesimlere tahvil etmeye çalışan, onlara ihale bırakmaya çalışan pek çok kesim yok. Devlet yetkilileri de yaptı bunu. Bizzat Sayın Cumhurbaşkanı yaptı. Kolektif bir saldırı dedi. Halbuki buz gibi, boru gibi ortaya çıktı ki IŞİD denilen katil sürüsünün gerçekleştirdiği bir eylemden bahsediyoruz biz. Ama Müslüman coğrafyası ne yaptı? Siz herhangi bir şekilde İslamiyet üzerinden, İslamiyet'in, ki bahsettiğimiz kitap o kadar hani artık konuşulması o kadar zorlaştı ki bunun, oku emriyle başlayan bir kitaptan bahsediyoruz. Ama okumayan, düşünmeyen, etrafında olana bizzat kulaklarını, gözlerini kapatan, işine gelmediği zaman ağzını da kapatan bir İslam coğrafyasından bahsediyoruz biz artık. Öyle fetvalarla gündeme geliyorlar ki, mesela Mısır'da El Eser Üniversitesi'nden çıkıyor adının başında hoca olan bir adam. Diyor ki, ölmüş eşle 48 saat geçmeden cinsel ilişkide bulunmak günah değildir. Böyle manyak manyak şeylerle uğraşan, insanların gündemine böyle gelen kişilerle birlikte anılmaya başladı İslam coğrafyası. Yani dinin kendi gerekleri, dini nasıl emrettikleri, dinle birlikte yapılanlar o kadar geri bırakıldı. Ve bugün bütün dünyada kafa çevrildiği zaman hangi televizyon, hangi gazeteye baksanız çok net şekilde görülüyor ki Allahu Ekber diyen insanlar birbirlerini öldürüyorlar. Ölen de, öldüren de Müslüman. Bugünün devlet yöneticileri
O kadar rahat söylüyorlar ki bu sözü. İşte ölen de, öldüren de Müslüman. Müslümanlar bu coğrafyayı kana buluyorlar. Ama deyip hemen başka bir şey. Üzerine eklenen şu. İşte Batılı devletler, G20 ülkeleri, Türkiye'de toplantısı bugün sona erecek. G20 ülkeleri silah sağlıyor, onların hiç mi suçu yok? Valla silah satanın elbette suçu var. Ama silah eline alıp bir konser salonuna dalanın, bir araya gelmiş hak arayan insanların içine girip kendini patlatanın, çoluğa çocuğa ateş edenin, ölmüş eşle cinsel ilişki kurulur mu sorusunu soranın, küçücük çocuklarla evlenenin, bunların hiç mi suçu yok asıl? Biz bunları konuşmuyoruz. Ondan sonra şöyle bir algı yerleşti herkesin kafasında. İşte terörün coğrafyası olmaz, Müslüman terör denilerek İslamiyet kötüleniyor. Evet, İslamiyet kötüleniyor. Ama Müslümanlar bu konuda hiçbir şey yapmıyor. Benim asıl konuşulması gerek dediğim şey bu. Müslümanlar hiçbir şey yapmıyor bu konuda. Televizyona, özellikle devlet televizyonuna çıkartılan o soytarıları bir izlemişsinizdir mutlaka. Bilinçli olarak soytarı diyorum. Yani adam çıkıp işte karınızı fazla iz bırakmadan dövebilirsiniz diyor mesela. Hiç kimse ağzını açmıyor. Bir kadın orta yerde çok yüksek kahkahalarla gülmemeli deniyor mesela. Hiç ses çıkmıyor. Ya biri de çıkıp demiyor ki, bir insan evladı da çıkıp demiyor ki, ya kardeşim onun dinle ne alakası var? Sen saçmalıyorsun. Dinin böyle bir emri yok çünkü. Sen saçmalıyorsun çünkü işine geliyor böyle olması. Erkek egemen bir toplumda yaşamak senin çok işine geliyor. Hayatın daha kolaylaşıyor. Derdini çok daha rahat anlatıyorsun. Evet, hamile kadınlar dışarı çıkmasın. Doğru, hamile kadınlar dışarı çıkmasın. Aynen bunu söyledi adam. Beyi eğer uygun görürse zaten onu çıkartır gezdirir dedi mesela. Hatırlıyorsunuz değil mi? Beyi çıkartır gezdirir. Yani insan olarak onun hiçbir değeri yok. Şimdi işin kadın boyutu bu. Bir taraftan El-Kaide ve IŞİD terörü, onların katilleri ortalıkta geziyor, gırtlak kesiyor. Elleriyle Batı'nın bütün teknolojik imkanlarını kullanarak süper HD videolar yayınlayıp her gün yüklüyor internet üzerine ve oradan bu tanımlamayı yapıyor. Kendi anlatıyor. Ve biz ondan sonra diyoruz ki İslam'la terör özdeşleştirilmeye çalışılıyor Batı dünyası tarafından. Alakası yok. Batı dünyası tarafından falan değil. Bizatihi Müslümanlar bu işi bu hale getiriyor. Çünkü sesini çıkartmıyor Müslümanlar. Hiçbir şey söylemiyorlar. Etraflarında yaşananlara hele biri çıkıp dinin emri bu dediği zaman herkes başını öne eğiyor. Ya dinin emri gerçekten bu mudur değil mi? Mail atın atın. Yani hiç rahat olun ne olur. Orada zaten bu şeyde Periskop adresinde de var. Twitter adresinde de mail görünüyor zaten. Hiç kimse ağzını açmıyor. Bu dinin emri dediği zaman kimse dini sorgulamıyor. Gerçekten dinin böyle bir emri var mı yok mu demiyor. Çünkü herkes kapatıyor. Bu ülkenin cumhurbaşkanı çıkıp mesela bir cinayetin bağışlanması için cinayete kurban gidenin yani maktulün ailesi bağış kararına, affetme kararına sahiptir dediği zaman bu ülkenin hukukçuları ayaklanmıyor mesela. Niye? İşlerine geliyor, korkuyorlar. İşlerine geliyor. Düşünmüyorlar. Boş ver. Sorun değil. Yani bunu böyle idare edebiliriz. Fazla sesimizi çıkartırsak canımız yanabilir. Biz de rahatsız olabiliriz. Bu ülkenin hukukçuları da sesini çıkartmıyor. Ama daha önemlisi tekrar bir kez daha yayının başındakini söyleyelim. Bugün yaşanan teröre İslami terör denilmesinin gerekçesi bizatihi Müslümanlar. Çünkü seslerini çıkarmıyorlar. Bizler konuşuyoruz, bizler bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Ama bir takım hurafelerin etrafında dolaşarak, bir takım hurafeleri televizyon ekranlarında, gazetede anlatan insanların ardına takılarak ve buna sessiz kalarak bu sıkıntıyı yaşatıyorlar. Dünyanın sessiz kalması. Evet, dünyanın sessiz kalması. Elbette bu eleştiri yapacağız. Hadi yapalım. Zaten söylemiyor muyuz bunu? Zaten konuşmuyor muyuz? Yani az önce konuştuğumuz gibi şimdi İslami terör diyoruz. Bu coğrafyanın içinde İslami terör yaşanıyor algısı anlatılıyor. Herkese yükleniyor. Bu sürekli söyleniyor diyoruz. O silahları Müslümanlar kendileri mi üretiyor? Öyle bir yetenekleri yok ki. Öyle bir yeteneği yok Müslüman coğrafyasının. Bir üretimi yok. Petrol dışında bir üretimi yok. Yani Türkiye'yi ayrı tutun. Gerçekten bir üretimi yok.
Birilerinden satın alıyorlar petrol karşılığında. Satanın hiç mi günahı yok? Olmaz olur mu? O savaşın sürmesi için elinden geleni yapanların hiç günahı olmaz olur mu? Mutlaka var. Yani bugün çıkıp demokrasi avarisi olan Fransa Devlet Başkanı Hollande'ın hiç mi hatası yok? Var. Fransa kendi geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalmıyor mu sürekli olarak? Mesela Cezayir katliamı ile ilgili olarak. Kalıyor. Çünkü tarihten bir gerçek bu. Yani bugün soykırım denildiği zaman insanlar sadece Yahudi soykırımını algılamıyor ki. Cezayir'de de çok ciddi bir soykırım uyguladı Fransa. Özür diledi 2 yıl önce. Tarihiyle yüzleştiğini, yaşananın gerçekten bir soykırım olarak adlandırılabileceğini söyledi ve özür diledi. Ama bu yetmez. Bundan sonraki çalışmalar, yani ya sadece Libya'nın apar topar bir NATO operasyonuyla bağırış çağırış hemen ele geçirilmesi, NATO'nun orayı dümdüz etmesi, Kaddafi'nin apar topar öldürülmesi bile Fransa'nın belki yüzyıllarca günahını çekeceği bir gelişme olacak. Bunların hepsi tamam. Hepsi tamam. Yani bölgede Müslümanların kendi arasındaki çatışmaları güçlendirmek, desteklemek ve sürdürmek üzere başta dünyanın en gelişmiş ülkesi olarak adlandırılan Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Avrupa ülkelerinin birkaç Avrupa ülkesinin sen Müslüman değilsin onu anladık. Bu mu? Bunu mu çıkarttınız? Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Mutluluklar size. Şu kadar konuşmadan bunu anladıysanız sizin kafada ciddi bir sıkıntı var. Yani bunu mu konuşacağız şimdi? Müslüman olmak, Müslüman olmamak. Neyse. Kendisini saygıyla anmıyoruz. Mütevefa artık başka bir yerde uzay boşluğunda dolaşıyor şu anda. Yani ez cümle. Bugün yaşanan bu algıda herkesten çok Müslümanların hatası var. Müslümanların oturup düşünmesi, kimi önder aldıklarını, kimlerin bugün din adamı denilen, kimlerin peşine takıldıklarını düşünmeleri gerekiyor her şeyden önce. Yani seslerini biraz daha fazla çıkartmaları gerekiyor. Ve söylediklerinin ardına takılıp, söylediklerinin takipçileri olmaları gerekiyor. Bugün İslam adına konuştuğu söylenen, işte cübbelisinin, ippelisinin neyse adı artık yani, onların televizyon ekranına çıkan, İslam adına konuştuğunu söyleyip, bir sürü saçma sapan laf söyleyen insanların ardına takılmamaları, sadece bu da yetmez. Sizce Fransa ektiğini biçmiyor mu? Ektiğini biçiyor. Bütün dünya gibi. Ama ben size şu soruyu soruyorum. Ektiğini biçmesine yardımcı olanlar hiç mi düşünmüyorlar? Hiç mi düşünmüyorlar? Allahu Ekber diyerek karşısındaki Allahu Ekber diyen adam, ateş eden adamın hiç mi suçu yok? Neyse, boş verin. Yani bizler, bu coğrafyada yaşayan bizler, madem ki bu işin sıkıntısını bizler çekeceğiz sonuçta ki öyle oluyor. Bütün dünyada algı değiştiği için insanların hayatı, bu yayını izleyenlerin pek çoğu yurt dışında yaşıyor. Yazılanlardan anlıyorum. Şimdi onların hayatları çok daha zorlaşmayacak mı? Yani günlük sabah kalkıp işine giden, fabrikasında çalışan insanların hayatı zorlaşmayacak mı mesela? Bizler kendi yaşadığımız coğrafyada, Türkiye'de, bu sıkıntıyı yurt dışından gelen eleştiri en azından çok fazla yaşamayacağız. Ama onlar, orada yaşayan Müslümanlar, Avrupa'da, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan Müslümanlar sıkıntısını yaşamayacak mı? Çok yaşayacak. Asıl onlara dert olacak bu. Onların hayatları güçleşecek. Onların çocuklarının hayatları güçleşecek. Kitabının, kutsal kitabının ilk kelimesi oku olan bir din bunu hak etmiyor. Ama bunu hak etmezken Müslümanlar kendi eliyle bu sıkıntıyı körüklüyor. Bir kez daha söylüyorum. İslam dünyasının özellikle hani böyle elini kafasını iki elinin arasına alıp çok ciddi bir şekilde biz nerede hata yapıyoruz diye düşünmesi gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da beni izlediğiniz için. Bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize konuk ettiğiniz için. Beni de tabii çalışma odama gelerek şereflendirdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. IŞİD'in Müslümanlıkla alakası yok, IŞİD yok edilmeli. İşte öyle değil, o kadar basit olmuyor o işler. Yayında tam da bunu anlatmaya çalıştım.
O kadar basit değil. O algıyı düzeltmek de Müslümanların elinde. Mesela bütün İslam ülkelerinin çıkıp siz hep beraber bunu söylediğini, o Arap Birliği denilen bir birlik var mesela, bir işe yaradığını gördünüz mü hiç? Vallahi ben 26 yıllık gazeteciyim, hiç görmedim. Hiç görmedim, bir tane örneği yoktur. Ya Suriye darmadağın oldu 5 yıldır. Arap Birliği ilk iç savaşın ilk belirtileri başladığında toplanamadı, biliyor musunuz siz? Boş verin açıklama yapmayı, toplanamadı. Neden? İşlerine gelmedi. İşlerine gelmedi. Yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsak yine buralarda olacağız. Yine konuşacağız. Konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü konuştuğumuz zaman bir şeyin çözümünü bulacağız. Ve bizler konuştukça birileri de bir şeyler anlatmak zorunda kalacak. Çünkü hiçbir şey gizli kalamayacak o zaman. Ama bunu hep beraber yapacağız. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bu yayını bir yarım saat kadar sonra medyascope.tv adresinden de izleyebilirsiniz. Bir 5 dakika sonra, bir aksilik olmazsa, bugünün gazetelerini konuşmak üzere burada olacağız. Bakalım gazeteler neleri yazmış, neleri yazmamış. Bugün işsizlik oranı açıklanacak. Sevgili Yalçın'ın, Yalçın Karatepe'nin yayınında onun sonuçlarını nasıl değerlendirilmesi gerektiğini muhtemelen konuşacaktır. Oradan takip edebilirsiniz. Bir 5 dakika sonra gazeteler için tekrar bir araya gelebiliriz. Geleceğiz. Eğer siz de orada olursanız konuşmaya devam ederiz. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Güzel bir gün, güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.